Nesine çizeceğim? Herkese merhabalar. Erman Derman'la birlikte artık klasikleşen canlı yayınımızda. Aslında Erman Yaşar ama bu yayın için tabii Erman Derman'la sizlerle beraberiz. Canlı yayındayız ve yine Everton kariyerinde bir molaya geldik ve molada da her zaman olduğu gibi sizlerle beraber sizlerin gelen sorularını Erman'a yöneltiyoruz. Erman hoş geldin. Hoş bulduk seni. Nasılsın? Gayet iyiyim. Mesaj veren bir forma da giydim ki İlerleyen dakikalarda bu mesajı da aynı zamanda konuşacağız. Neden mesaj olduğunu, neden Barcelona forması olduğunu da konuşacağız. Onu söyleyecektim. Onu söyleyecektim. Yani koskoca Everton teknik direktörünün karşısına Barcelona formasıyla çıkmak çok da yakışık Yani almadı açıkçası koskoca ama detayı var. Hepsinin detayı var. Hepsini konuşacağız. Hepsini anlatacağız. Bu arada yine hemen program başında söyleyelim. Bu seriye Erman Yaşar'ın FM Günlükleri serisine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Gün boyu birçok soru geldi. Sosyal medya hesaplarından birçok sorular var. Sevgili Cem ve sevgili Aytek de bu soruları bizlere derleyip gönderdi. Ben hepsini Erman'a sormaya çalışacağım. Tabii ki yine hem transfer soruları var hem de takımla ilgili bazı taktik soruları var. Hatta bazı şunu yapmazsan videoya dislike atacağım tehditleri bile var. Öyle sorular ve eleştiriler var. Takımla ilgili bir şeyler yapmanı bekleyenler var. Ama önce yine aslında programımızın bir klasiği olan program başında bir şöyle güzel estantaneler var ekibimizin hazırladığı. Oraya bir pası atalım. Dönüşte de sorularla başlayalım. Façi foçi tambo, çiki çiki çikita. Façi foçi tambo, çiki çiki çikita. Arsenal nerede? Hani nerede? Gıdısında yok. Arsenal nerede? Hani nerede? Goodison Park'ta yok. Arteta nerede? Hani nerede? Ozan Orhan'a da bir gönderme yapmış Erman. Cemile Nerde'yi çok güzel Arsenal'e uyarlamış. Öncelikle Erman nasıl bir ilk yarı geçiyor? Neler oluyor yeni sezonda? Avrupa hedefiyle Avrupa ile başladığın sezonda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunlar gerçekten güzel ayıklamış. Editör arkadaşlarımız, sevgili nesine çalışanları. Bir de bu yayından bir Ve yarım saat, Aytek bir saat önce de bir cennetten çiçek Erman Derman videosu da Twitter'dan ortama bomba gibi düştü. Büyük de ilgi gördü. Onun için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şu anda zaten aslında Erman bayağı buraya koyamıyoruz onu. Onu söyleyeyim. evet. İyi oldu değindiğim. Ben program sonunda söyledim. Buraya koyamıyoruz çünkü aynı anda YouTube'dan yayında olduğumuz için bir telif problemiyle karşı karşıya kalmamak adına onu şu anda buraya koyamıyoruz ama nesine.com sosyal medya Twitter hesabında bulabilirler ki ben 10 bini geçtiğini gördüm kısa sürede daha çok kısa bir süre oldu videoyu paylaşalı. Zaten peşimizde bazı güçler var kanalın zarar görmesi için onlara fırsat vermeme adına bence oraya YouTube'da olmadığını söylemiş olalım. Ama Twitter'da zaten Erman da kendi sosyal medya hesabından paylaştı videoyu. Aynen öyle. Şimdi soruna gelecek olursak, bugün ben Aytek'le işte Görkem'in bana ilettiği sorulara da baktım. Senin soracağın insanlardan gelen, çünkü bana da zaten geliyor. Doğrudan Twitter'dan da gelen sorular var. Yani ilk yarı performansımız çok içime sinmedi. Bunu söylemem lazım. Şöyle, şimdi tekrar yanlış yapmamak için bir yandan oyuna da baktım. 20 hafta sonunda ligin ilk yarısını bitirdiğimizde ve 8 Ocak 2021 tarihindeyiz şu anda. 20 haftada sadece 3 kez yenilmiş, 11 maç kazanıp 6 beraberlik alıp 39 puan alan ve 5. sırada olan bir Everton var ki Arsenal 1 puan önümüzde 4. sırada. İşte United'ın 43 puanı var. 3 City ile Liverpool zaten
Onlar biraz daha farklı kalibrede 48-47 ki onlarla bile aramızda 7-8 puan fark var aslında. Yani öyle bir 17-18 puan fark yok. Yani puan olarak puan bazında baktığında ligde 5.'yiz ve zirveye yakınız. FA Cup'ta 4. tura çıktık. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıktık. Bunlara bakıldığında bence tablo kötü değil. Yani bunları böyle tak tak ortaya koyduğun zaman dersin ki adam Şampiyonlar Ligi'nde Everton'la Atletico Madrid'li işte Salzburg'la Dortmund'lu gruptan çıkmış. Son 16 yapmış. Ligde çok büyük takımlar arasında aşağı yukarı aynı performansı sergiliyor. FA Cup'ta da yoluna devam ediyor. Ama birincisi Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık. Sonunda çok bala çıktık gruptan. Bunu gerçekten kabul ediyorum. Hele yani son iki maçı kaybetmek ve son iki maçı kaybederken ben normalde elendim zannettim. Eleniyordum. 84. dakikada Atletico Madrid diğer maçta gol atmasa, Thomas Partey'e de teşekkür ediyorum. Kendisi kabul buyurursa ileride Everton'a da transfer etmek isterim. Eğer Milli takımımız gibi yani. Maçtan gelen haberle. aynen. Biraz o gol olmasaydı çıkamayacaktık. Biraz şanslıydık. Ligde de çok fazla berabere kaldık. Biraz daha fazla maç kazanmamız gerekiyordu bence. Ama bir de oyunumuz, ya yani şu var. Birçok insan da aynı şeyi söylemiş. Ben çok fazla genç oyuncuya yatırım yaptım. Genelde CM'yi de FM'yi de böyle oynuyorum. Tabii normalde kendim dışarıya açık olmayan bir oyunu 8-10 sene aynı takımda oynamaya alışık olduğum için genelde şöyle oynuyorum. Hani 20'li, 22'li, 19'lu yaşlarda 7-8 tane oyuncu al. Sen zaten bu oyunu günlerce oynarsın. Bir ay, 2 ay, 8-10 sezon. Bu genç adamların gelişimiyle beraber ilerleyen yıllarda daha iyi bir takım olur. Tabii burada tam durum Doğru. öyle değil. Burada hem daha yavaş ilerliyoruz. Hem de yani benim Everton'la mı devam edeceğim ki Ferhat Muşuri ile bir pazarlık sıkıntımız da oldu. Sonrasında imzaladım gerçi 2024'e kadar ama Çok özür dilerim. O çok soru var. Onunla ilgili oraya değinmişken hemen aslında onu sormam lazım. Birçok soru var. Unutmak da istemiyorum. O geçen para pazarlığı, cimrilik, başkanla sıkıntı o çok soruluyor. Bir kere oradan başlayalım yani oraya değinmişken. Tamam oraya geliyorum. Yani diyeceğim şu, biraz fazla genç oyuncu aldım. Sandro Tonali de genç bir oyuncu ama nispeten diğer gençlere göre daha bir olmuş bir oyuncu ki zaten şu ana kadar bizde sezonun yıldızı. Ama işte Tomiyasu'lar, Malang Sarr'lar, yedek kalecin Van de Voort, Esposito keza öyle. İşte Ampadu'yu kiraladık, o da genç. Gabriel Martinelli bir başka genç. Karamoko Dembele'yi aldık, o da bir başka genç. Takımın biraz bir iki tane daha tecrübeli oyuncuya ihtiyacı varmış sanki. Bir de kadro planlamasında Bameni, Delphi oynatmıyoruz. Bayağı dışarıda kaldılar. Onlarla yolları erken ayırıp bir tane kaliteli bir oyuncu, belki bir forvet, belki bir orta saha alsak daha iyi edermişiz. Böyle bir öz eleştiri yapayım. Sonrasında dediğin noktaya geleyim. Şimdi. Ferhat Muşiri şunu öğrendim ki aslında benim aldığım paranın bir önemi yok. Sonuçta ben senede 25 milyon da alsam, 5 milyon da alsam bu para benim cebime girmiyor. Ama orada bir prestij var. Yani geçen sene bu takımı almışsın, 9. olması beklenen takımı 4. yapmışsın. Bir de Ferhat Muşiri'nin bana türlü türlü artistlikleri oldu geçen sene boyunca. Hiçbir şey demedik. Dedik ki susalım, işimizi yapalım. Ferhat Muşiri'ye tamam dedik, eyvallah dedik. Şimdi orada da bir sineye çekemedim. Çünkü yani bana normalde 5,5 veriyor, 5,23 veriyor. Ben başarılı sezon oynamışım, daha düşük bir kontratla geliyor. Tamam, kulüp biraz sıkıntılı parasal olarak. Açıldık biraz ve feda dememiz de gerekebilir. Ama ben orada bir şov yaptım. Ulan dedim, sen ne yapıyorsun yani, bana bu parayla benim gibi hocaya nasıl imza attıracağım falan. Ama ikincisinde sular duruldu. Bir de şöyle de bir durum var. Ben ne kadar fazla para alırsam kulübün kasasından gidiyor. Benim için bir noktada da dezavantaj oluşturacak. Kulübün finansal olarak sıkıntı yaşaması. O yüzden sanıyorum bir iki sezon daha Everton'la devam edeceğim. Tabii bu noktada sanıyorum sezon bittiğinde yine de bir izleyicilerimize de soracağız. Erman Derman
atlayıp zıplasın mı bir yerlere, yoksa Everton'la devam etmesi, bu Everton kariyerinin biraz daha bu şekilde gitmesi sizin isteğiniz midir diye. Çünkü birçok şey zaten çok ilgi gösteriyorlar sağ olsunlar. Seyircimize sorarak yapıyoruz. Ama insanların ortak kanısı, ben de katılıyorum. Forvetlerimiz sevgili seni. Geçen sene mesela Moise Kean bayağı bir gol yükü çekiyordu. Bu yaz ne yaptıysa beyefendi gol atamıyor. İnceledim. Forvetlere çok ciddi eleştiriler var değerli takipçilerimizden. Bak 20 tane Premier Lig maçı oynadık. 20. 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. 26. Bir tane Carabao Cup maçı oynadık. 27. Elendik orada. Bir tane de FA Cup oynadık. Orada turu geçtik. 28 tane maç oynamışız. Forvetlerimin 3 forvetin attığı gol sayısı 6. Moise Kean 3 tane atmış. Esposito 2 tane atmış. Calvert-Lewin 1 gol atmış. 1 gol atmış. Yani 3 forvet 28 maçta 6 gol atmış. Burada çok ciddi bir rezalet var. Bunu kabul ediyorum. Ve Everton taraftarından özür diliyoruz. Yani 3 forvetin 28 maçta 6 gol atması. Allah'tan kenar forvetler. Iwobi, Richarlison, zaman zaman orta sahadan Andre Gomes, Sigurdsson ve Malang Sarr sürpriz pozisyonlarda Digne ciddi gol katkısı yaptı da, yoksa takım yani 3 forvetinden 6 gol alan bir takım çok daha gerilerde olurdu. Şimdi birçok soru var Erman. Böyle teker teker soracağım soruları. Zaten aslında birçok sorunun yumağı forvette, forvet hattı için gelen eleştiriler vardı. Cimrilik konusunu zaten değindim başkanla para pazarını. Yalnız Onur Bey demiş ki takıma biraz oyuncu al. Takım anaokuluna döndü. Takımın yarısından büyüğüm, yaşım 21 demiş. Takımı biraz yaşının yükselmesini, yeni transferler istiyor. Bu arada demin değindiğin konu önemli. Biz sezon sonunda tabii ki yine nesine.com sosyal medya hesabında, Twitter'da ve YouTube'da da tabii ki mutlaka size soracağız. Sonuçta bu seriyi izleyenlerle, yani sizinle var. Dolayısıyla size tabii ki soracağız. Erman Derman Everton'da mı kalsın? Yeni bir kariyer planlaması mı? Veya teklifler vesaire, hepsini konuşacağız. Yani sizlerle yine diyalog halinde olacağız. Şöyle bir sorulara baktığımızda sevgili Cem ve IT'in gönderdiği sorular vardı gün içinde. Umut Bey, Umut Budak Bey, kiralık da olsa bir çilek transferi istiyoruz. Kerem Bey, ki zaten değindi biraz önce Erman, tecrübeli bir santrafora mutlaka takımın ihtiyaç duyduğunu ve transfer olması gerektiğini söylüyor. Cihan Bey'e bakalım, ne zaman Everton'ı Erman Derman öz kaynak düzenine geçirmeyi düşünüyor? Başkan Pinto olduğundan dolayı altyapıyı geliştirmiyor mu yoksa demiş. Peki bu zaten cevapladığımız bir soru. Liglerle ilgili ve yeni sezonla ilgili sorular. Bunları zaten biz size soracağız. Santraforlarla ilgili soruları geçiyorum. Erman çok geniş bir şekilde aslında onları cevaplamış ve aslında neler yapmayı planladığını da söylemiş oldu. Şu an hala hazırda tabii ki YouTube'da canlı yayına gelen sorular var. Bir dislike sorusu vardı. Tom Davis oynamazsa videolara dislike atacağım demiş Onurcan Bey. Peki sevgili Erman'a söyleyelim. Takımın ayrılma düşünceleri geliyor sürekli, var mı diye, bunu yine söyleyelim, size soracağız. Ve çok sayıda yıldız transferi, forvet transferi sorusu var. YouTube'a da yine bak. Ha, bu arada asıl şimdi ben bize gelen bir soruyu cevaplandırarak pası sana atayım Erman. Yaklaşık bir aydır izleyicilerden Nesine yönetimi sesimizi duy, sevgili Erman Derman'a Nesine'ye yakışır bir cihaz istiyoruz demişlerdi. Bu cihaz temin edildi. Çileklerle Erman'a teslim edeceğiz. Onu da hatırlatmış olalım. Sevgili Erman'a pası atalım. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Nesine yönetimine ve sana teşekkür ediyorum. Gerçekten benim laptopum, ben laptopumda çok fazla oyun oynamadığım için çok fazla vaktim de kalmıyordu. Yani bu pandemi öncesi biliyorsun. Oradan oraya git, maç anlat. Oradan oraya git, bir şey çek. Oradan oraya git. Yani evde oyun oynayacak bir vaktim yoktu. O nedenle de laptop alırken herhangi bir oyun önceliği düşünmedim. Fakat sonrasında hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Hepimizin hayatı değişti. Hepimiz evlere hapsolduk. Ve hepimiz evlere hapsolunca böyle bir içerik üretelim dedik. Ama dediğim gibi ben normalde bu bir laptopu
yeni de bir laptop olmasına rağmen oyun için kullanmadığım için özelliklerini o tarz düşünmemiştim. Neyse ki Nesine TV'nin sonunda bu olaya el atmasıyla beraber belki de bu çilek forvet transferini yeni çilek laptopumuzla yapacağız. Şimdi ben de okuyorum chat'i sevgili seni. Cristiano Ronaldo isteyen var. Edinson Cavani istiyor bu taraftar Cavani demiş çok var. İbrahim Dayı. Evet, Cavani çok var. Mr. Evet. Shakespeare Edinson Cavani demiş. Onur Baytak sağ ve sol bek lazım yedeklere demiş. Utku Doğan'ın Cavani sezon sonu Paris Saint-Germain'den ayrılıyor gibi bir açıklaması var. Şunu söyleyeyim, yani ara transferde zaten büyük bir oyuncu alabilecek durumumuz yok. Parayı demin değerli arkadaşlarımızın da söylediği gibi çoluk çocuğa saçtık ve 21 yaşındaki olan dostumuzun, takipçimizin söylediği gibi kendisinden küçük 30 tane oyuncumuz var. Öz kaynak düzeni için bunu söyleyebilirim. Hem Everton'ın altından gelen birkaç tane oyuncuyu oynatıyoruz. Zaman zaman Jared Brandtwaite'a şans veriyorum. İşte yine gençlerden birkaç tanesini oynatmaya çalışıyorum. İngilizlerden işte Jonjo Kenny, Tomiyasu'nun da sakatlanmasıyla beraber oynamaya başladı. Tom Davies sezonun başlarında çok oynatmıyordum ama Tom Davies eleştirilerinde haklılık payı var. Sezonun başında biraz fazla tutucu bir takıma dönmüştük. Şimdi daha böyle Sigurdsson'lu, Tonali'li, Gomez'li ya da Sigurdsson'lu, Davies'li, Gomez'li bir takımla oynuyoruz. Forvet transferi için düşeş bir şey bulabilirsem devre arasında almaya çalışırım ama yoksa büyük Babacan Gocu'yu sezon sonu bitirebiliriz. Cavani'yi takip edeceğiz. İşte sözleşmesi biten oyunculara bak demiş değerli dostlarımız. Ben şimdi yeni bölümün çekimine başlayacağım. Bu canlıyı bitirdikten sonra ve yeni bölümün çekiminde Liverpool maçıyla başlayacak maalesef. Liverpool'la bugüne kadar ilginç maçlar oynadık. Jordan Pickford sayesinde çoğu maçtan sıkıntısız en azından beraberliklerle ayrıldık ama bu sefer işler kötü. O maçtan sonra bir aramada yapacağım. Böyle biraz daha olgun, biraz daha tecrübeli bu takımdaki genç oyunculara da Bilia gibi işte Andre Gomez gibi, Sigurdsson gibi abilik yapabilecek birkaç oyuncu daha arayacağım. Forvet başta olmak üzere belki bir tane orta saha olabilir. Sol beke yedek ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Alfonso Pedraza oynadığı zaman 3-5 maç fena oynamadı ki Digne zaten orada yükün çoğunu çekiyor. Sağ bek biraz sıkıntılı. Evet, Tomiyasu da çok çaylak bir sağ bek. Çoğunlukla onu oynatıyoruz. Fena da oynamıyor ama Tomiyasu bir ay sakatlandı. Şimdi Jonjo Kenny'e kaldık. Jonjo Kenny ile de Allah'a emanet birkaç maç oynadık gerçekten. Bakacağız. Yani bunların hepsine bakacağız. Sevgili Umut Budak, Erman Derman transfer döneminde bir ayıklama yapar. Kendisine güvenimiz tam demiş. Sağ olsun. Bu arada tabii hep kendimizi de yermeyelim. İki tane süper transfer yaptığımı düşünüyorum. Biri Sandro Tonali ki 7.40 ortalamayla oynuyor. Evet, 50 kağıt verdik kendisine. Bugün Everton kulübü teknik direktör olarak bana para veremiyorsa ve batıyorsa bu transferin ciddi payı var. Diğeri de Malang Sarr. Ona da 40 civarı verdik. Ama ikisi de müthiş transferler oldular. Malang Sarr savunmada kapı gibi aynı zamanda çıkıyor, gol atıyor. Sandro Tonali orta sahada müthiş oynuyor. Muhtemelen 2-3 sene sonra Everton'a aşıp gidecek ve bizim satıp para kazanacağımız oyuncular olacak. Daha büyük takımlara gitmek isteyeceklerdir. Ya da belki biz şanlı Goodison Park atmosferinde Everton'ı daha büyük bir takım haline getiririz ve çocuklar der ki ya biz kalalım, Erman hocamız Sör unvanını almak için burada çabalıyor. Biz de onunla beraber şampiyonluklara koşalım. Hep beraber bakacağız. Şimdi yayın başına söylemiştim. Barcelona forması neden giydim? Yayının ortalarında söyleyeceğim diye. Şimdi Erman'ın oynamış olduğu FM'de Barcelona, City, Milan ve Schalke, değil mi Erman? Yanlış hatırlamıyorum. O gruptan çıkamadı. Evet, o gruptan çıkamadı Çıkamadı. Bir de Barcelona ve sonuncu dolayısıyla oldu. Barcelona Avrupa Ligi'ne bile gidemedi. sonuncu oldu. Sonuncu oldu. Evet, Avrupa Ligi'ne bile gidemedi. Ben de tabii bir Barcelona fanı olarak formayı giydim ki eğer sizlerden gelen cevaplarda Erman Everton'ı bıraksın başka takıma gitsin gibi bir sonuç çıkarsa hazır Barcelona bu durumdayken herhalde mutlaka Erman Derman'ı düşünecektir Katalan ekibi. Gerçi Erman Real Madrid'lidir ama
Barcelona'ya işin ucuna para girince teklif eder mi bilmiyorum. Şimdi yani Enver Balic'in zamanında dediği gibi kefen giyerim, yok işte onu giymem, bunu Evet. giymem deyip sonra da formayı giyme durumu olmasın. Bizler profesyoneliz. Tabii ki isterim ki Real Madrid çalıştırayım. Barcelona çok sıcak olduğum, çok yani Real Madrid hastası bir insan olarak inanılmaz haz aldığım bir takım değil. Ama dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Barcelona derse Erman'cığım gel burada bu yıldızları çalıştır, bizimle zaferlere git. Biz profesyoneliz. Biz profesyoneliz. Sevgimizi Arsenal'da kalbimize turnuva göreriz. gibi. Çıkar. Gol Çıkar kralı yönetiriz filmindeki tabii gibi ki. yani Kemal. O güzel, Aynen. çok güzel bir filmdi Kemal'ın gol kralı filmi. Orada bu olayla ilgili iyi bir kesit var. Her giydiği forma ile ilgili. Çok güzel hem geçmişe hem de günümüze rahmetli analım Kemal Sunal'ı bir atıfta bulunmuş. Erman'ın bahsettiği gibi tabii ki bu oyuncu havuzuna %10-15'lik kısım girmiyor ama büyük bir çoğunluğu tabii ki girebiliyor. Çok takım değiştiren de olabiliyor. Erman'ın bahsettiği gibi bazen böyle adrenalin yüksekken yapılan açıklamalardan sonra pişmanlık duyularak tabii ki başka takım yolu olabiliyor. Hayatta bunları gördük, görmeye de devam edeceğiz. Bu kesin zaten bunu görmeye devam edeceğimiz. Şöyle tekrardan sorulara baktığımızda dediğim gibi şimdi Barcelona'ya gitmek istemeyiz isteriz diyenler var. Yani dediğim gibi biz bunu soracağız zaten. Yani tamamen kararı size bırakacağız ve sizin Ya sorunuzdan sonra gelen cevap evrilecek durum. şunu söylemek isterim seni. Tabii ki buradan izleyenleri yönlendirmeyeyim. Ama açıkçası ben Everton'dan keyif alıyorum. Everton'da mutluyum. Bir de yeni yeni çocuklar falan da aldım. Onlarla birkaç sene daha gidip bu takımın bu deliler gibi transfer yapan tüm yıldızları getiren Manchester City ve işte Klopp'la inanılmaz bir makineye dönüşen Liverpool'la mücadele edip edemeyeceğini görmek istiyorum aslında. Benim kendi arzum Everton'dan çok ayrılmak değil. En azından 1-2 sezon daha. Yani 30 yıl Everton'da kalacak değilim belki ama çünkü bu sezonda büyük ihtimalle şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğiz. 7-8 puan önümüzde City Liverpool ve o biraz daha açılacaktır. Çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde. Ama işte biraz daha bir iki oyuncu, biraz daha tecrübeli oyuncular, şunlar bunlarla bir üçüncü sezonda, dördüncü sezonda hani şampiyon olur muyuz bilmiyorum ama şampiyonluk mücadelesi sonuna kadar o takımları kovalayabilecek bir takım yaratmak istiyorum. Goodison Park'a çok mutlu gelmemiştim. Hatırlarsın biz Nesine'den bu takımları seçelim diye şey yaptığımızda diğer Doğru, şıklarda evet. Manchester United'lar, Tottenham'lar, Manchester City'ler, Liverpool'lar vardı. Alta da bir tane Everton koyduk ama halkımız dedi ki Erman Derman gibi süper yetenekli bir menajeri bu takımlara verirsek zaten ligin tadı olmaz. Everton'a gitsin. Evet. Everton'da bir şeyler yapmaya çalışsın. Şu anda da görüyorum Erman hocam paralar nerede diye sormuş sevgili Can Çelik. Bunu Ferhat Muşuri'ye sormak lazım. Biz herkese gösterdik yayında. 7 bin, 8 bin, 10 bin kişi izliyor bu yayınları. Paraların nereye gittiği, transferde neyi nereye harcadığımız son derece şeffaf bir şekilde gözüktü. Gökhan Koç, Sir unvanınız ne zaman gelecek sevgili Erman Derman demiş. Tabii biraz kupa kazanmamız lazım. Yani geçen sene bir başarı yakaladık. Şampiyonlar Ligi'deyiz, işte son 16'dayız falan ama daha öyle adama tık diye vermezler Sir unvanını. Bir de Paris Saint-Germain maçıyla alakalı sorular var senin. Sanıyorum sana da gelmişti o. Evet. Çünkü Evet, Aytekler'in evet. gönderdiği, şimdi insanlar Şampiyonlar Ligi'ni merak ediyor. Şu anda oyunda 8 Ocak tarihindeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçımız da 23 Şubat'ta. Yaklaşık bir 40-45 gün var. İlk maçı Goodison Park'ta oynayacağız. Sonra Parc des Princes'e gideceğiz. Çok zor eşleşme. Maalesef grubu ikinci bitirince karşı tarafın liderlerinden biriyle oynuyorsun. Yapacak bir şey yok. Paris Saint-Germain'in bizden iyi takım olduğu. İşte Neymar'lar, Mbappe'ler. İşte demin bana ya şöyle söyleyeyim. Bizim alabilsek göbek atacağımız Cavani 128 forvetinden biri bu takımın. Yani Mbappe var, Icardi var, Neymar var.
Var babam var ondan sonra. Ama Arada Erman, işte yani şunu söyleyeyim. Çok özür dilerim. Biraz önce değindiğin konu bence önemli. Oyunun keyfi ve izleyene keyif vermesi açısından. Hani ben Amiga zamanlarından beri Championship Manager oynarım. Disketten beri oynarım. Ve en çok sevdiğim Championship Manager serisi hala oynarım. 2001-2002 bence en efsane menajerlik oyunudur bana göre. Ve hep benim güçsüz için de öyle, takım evet. almak. Yani daha zayıf takım almak oynayan için de hele izleyen için de daha keyifli. Şimdi City'yi, Paris Saint-Germain'i almanları zaten çok fazla bir heyecan teşkil etmeyecek. Mesela senin sana Şampiyonlar Ligi getiren golün sevincini görmeyecektik. City'yi alsaydın çünkü gidecektin Evet. zaten Şampiyonlar Ligi'ne. Veya sen bu takımı Premier Lig'de şampiyon yaparsan bakalım cennetten çiçek ne olacak? Hani öyle bir durum var şu anda. Tabii. Onu görmek Lise gerekir. O keyif içinde ondan on daha binlerce keyifli. Everton taraflarını Bekleriz. Herkesi bekleriz. On binler, yüz binler hepsini şampiyonluk ağırlarız gelirse keyifle. binlerce Everton taraftarıyla, evet. Yani şu anda ligde Liverpool maçı, ya genel değerlendirmem şu bu arada, bir iki arkadaşımız da hocam hangi oyuncularından memnunsun, hangi oyuncularından memnun değilsin şeklinde sormuş. Chat'te görüyorum. Yani onlar da izliyor, görüyorum. Forvet oyuncularımdan memnun değilim. Bunu zaten bol bol konuştuk. Bunun dışında Richarlison kötü başladı sezona, çok iyi gidiyor. Alex Iwobi ile ilginç bir durum yaşadık. Alex Iwobi yine bir geri zekalılığa imza attı bir maçta. İşte pas vermedi, etmedi, şu bu derken ben yine bu çocuğu sildim. Bir gün geldi, kapım çaldı, oturuyorum tesislerde. Hoca dedi, Allah'a da verdim, gel beni oynat. Bak dedi, tıkır tıkır gol atacağım. Seni birçok maçtan ayıklayacağım. İyi dedim. Sol önde de sıkıntı çekiyoruz o dönem. Eksikler var. Sigurdsson'u falan oynatıyorum. Bir oynatmaya başladım. 6 tane gol attı üst üste Premier Lig'de. Bir iki tane Şampiyonlar Ligi'nde attı. Zaten diyorum ya işte Richarlison'un attığı, Iwobi'nin attığı, Sigurdsson, Andre Gomes'in attığı goller bizi taşıdı. Yani hücumdaki forvetlerden düz en önde oynayan golcülerden verim alamayınca kenar forvetler ve orta sahada skor yapmasaydı muhtemelen tablo çok sıkıntılı olacaktı. Ancak Iwobi'ye teşekkür borçluyum. Kendisine çok hakaret ettik ama Iwobi, Richarlison, Digne, Tonali, Malang Sarr, Andre Gomes, Tom Davis şans vermeye başladıktan sonra ve tabii ki benim evladım, canım ciğerim, bizi onlarca maçta kurtaran Jordan Pickford. Bu çocuklar şu anda istediklerimi bana verenler. Sigurdsson böyle biraz orta karardı ama o da iyiye doğru gidiyor. Kötüleri de söyleyeyim. İşte Billy'ye geçen sezon çok ciddi katkı vermişti. Bu sene bir kaşı gözü oynuyor Billy'nin. 3 tane forvetimi de zaten komple hemen sayıyorum. Jean-Philippe Bammen geçen sene komple sakattı. Bu sene 2 maç oynatalım dedik, pişman etti bizi. Fabian Delph çok iyi değil. Neydi bizim Bernard için biraz eleştiri alıyorum. Bu eleştirilerin bazılarında haklılık payı var. Bernard'a çok şans veremedim. Ama o bölgede de çok oyuncu var. Yani Iwobi'yi mi oynatacağım? Sigurdsson'u mu oynatacaksın? Kimi oynatacaksın? Bernard'ın formsuzluğundan şikayet edemem. Bernard konusunda biraz benim de suçum var. Çünkü adamı çok da oynatmıyorum. Bu kadar az oynattığım bir adam niye düzgün oynamıyor diyemem. Çünkü istikrarlı bir forma şansı veremedim. Genel olarak durumumuz bu. Hedefimiz de sevgili seni şu anda dediğim gibi tekrar çok kısa bir hatırlatma yapayım. Ligde 5.'yiz 39 puanla ve işte ilk 4 mücadelesinin içerisindeyiz. Middlesbrough ile 23 Ocak'ta yaklaşık 2 hafta sonra 4. tur maçı oynayacağız FA Cup'ta ve Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain ile eşleştik. Biz Şampiyonlar Ligi'nde bence amacımızı karşıladık. Yani Everton'ın ilk Şampiyonlar Ligi sezonunda o gruptan çıkması önemliydi. Biraz şansla masla çıktık. Paris Saint-Germain'i elersek olay olur. Çeyrek finale gideriz ve turnuvanın favorilerinden birini eleriz. Umuyorum olur. Ama eleyemezsek de bu çocuklar bu senelik Şampiyonlar Ligi misyonu tamamlamıştır. Paris Saint-Germain'e sert bir rakip olabildiğimiz sürece. Çünkü elenmek var, elenmek var. İçeride dışarıda 5 Evet. yersem o zaman tabii ki tadım kaçar. Ligde yine ilk 4 kovalayacağız. FA Cup'ı bundan sonraki maçlarda rotasyon yapmayacağım. Çünkü ne olursa olsun bu sene kazanabilecek bir kupamız varsa bizim en gerçekçi hedef yine de FA Cup. Sonuçta bir maç oynuyorsun. Yani gidip Şampiyonlar Ligi kazanmamız
çok mümkün değil. Yani Paris Saint-Germain'i elesek de çok mümkün değil. Yani bizi orada yerler maalesef. Ligi kazanmamız da çok kolay değil. Henüz takım bu kadar çaylakken. Ama FA Cup denk gelir eder. 3-4 maç üst üste kazandığında kupaya gidebileceğim bir yer. O yüzden ilk maçında biraz rotasyon yapmıştım. Ama bundan sonra daha az rotasyonla çıkıp FA Cup'ta bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bunu da söyleyebilirim. Evet, sona geldik zaten yavaş yavaş. Erman Derman'la FM devre arası programı klasikleşti canlı yayınlarımız. Çok teşekkür ederiz İzzem Alakan'ıza. Söyle Erman. Söyle abi. Çok özür diliyorum. Sözünü kestim ama. Estağfurullah. Estağfurullah. Kim, hangi arkadaşımız? Tunahan İlbey Gürbüz demiş ki Erman Derman menajerlerle anlaşıp transferlerden para yürüttüğü konusundaki haberlere ne diyor? Bir şey, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim oraya. Oraya ben bir şey eklemem lazım. Sana çünkü ben soracaktım. Şimdi ilk sezondaki arka plandaki evin bambaşka. Şu an bakıyoruz evinde arkada ağaçlar, böcekler. Yani bir şeyler döndü. Yeni ev. Buna bir cevaplaman gerekiyor. Bunun cevabını lazım. Klimalı bahçeli eve taşındım abi. Everton'daki ilk sezonumuz. Aynen. Everton'daki ilk sezonumuz sonrasında çok şükür 100 milyon poundluk transfer yaptırınca Allah'a şükür bizi de gördü menajerler, şunlar bunlar. Bu evi çok şükür alabildik. Bir de laptop aldım abi ev alırken. Dedik, laptopu şirketten hallederiz. Siz bana ev alın diye hallettik. Ama artık menajerlerle olan bağımı kestim. Tekrardan tamamen takıma konsantreyim. Bu ev bana yeterli. Yazlığa, arabaya falan ihtiyacım yok. Başımızı bir yuvaya soktuk. Benim için yeterlidir. Bundan sonra tamamen Everton'a konsantreyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz izleyenlere, katılanlara, yorum yapanlara, bu seriye olan ilginize. Yine program başında bahsettiğim gibi bu seri sizinle güzel ve sizle beraber güzel. Sevgili Erman Derman'a tabii ki kariyerinde ve artık yaşanacaklarına da başarılar dilerim. Muhtemelen yeni sezonda da sorularımızın üzerine bir canlı yayın daha yapacağız. Ya Everton kariyerini yine konuşacağız ya da yeni kariyeri konuşacağız, ama tabii Erman'ın yani burada söylemiş olduğu elbette bir yönlendirme olmamalı, ama kendi isteğinin de burada önem arz ettiğini ben şahsen kendi adıma oylamada Everton'a devam et oyunu ben vereceğim bir izleyicisi olarak. Tabii ki izleyenler de soruları ankete cevap verecek ve sonucu göreceğiz. Canlı iddia yayınları olacak mı, soruları var 20.30'da. Canlı iddia yayınlarımız başlıyor. Tüm akşam ve tüm gece boyunca devam edecek. Bu arada hafta içi çok keyifli bir canlı iddia bülteni var. Nesine TV'de canlı iddialar devam edecek. İspanya Ligi başlıyor basketbolda. Tek maçlar, canlı iddialar var. Türkiye Kupası, kupalar. Yani yine hafta içi güzel bir canlı iddia programı Nesine TV'de sizleri bekliyor. Yarın seninle de canlı bir Premier Lig programımız var. Premier Lig'in geri dönüşü şimdi üzerine konuşacağız. Şimdi onu söyleyecektim. Yarın da Erman Yaşar'la, bu sefer Erman Derman'la değil, bir Premier Lig dönüş programı yapacağız. Premier Lig başlarken nerede kalmış, neler oluyor? Erman'la beraber de onları konuşuyoruz. Erman hangi maçları anlatacak diye sorular var sıklıkla. Zaten sevgili Erman Yaşar sosyal medya Twitter hesabında genelde duyuruyor, ama Erman varsa hani bir anlatacağını bildiğim maç, istersen sorular var çünkü onları da ayıp etmeyelim. Cevap. Tamam. Var mı şu an anlatacağım maç hafta için? Biliyorum. 4 tane maçım var. 4'ünü de biliyorum. Çarşamba günü Aston Villa Sheffield United anlatacağım. Premier Lig'in açılış maçı olacak. Cuma günü Tottenham Manchester United derbisini anlatacağım. Cuma akşamı 22.15. Cumartesi West Ham Wolverhampton anlatacağım. O da 19.30 civarı. Pazartesi akşamı da Manchester City'yi Burnley karşısında anlatacağım. 4 tane maç var. Anlatacağım. Everton maçlarını anlatırken artık yanlışlıkla reaksiyonlar verme. Yanlış anlaşılır sonra yayında. Yönetime söyledim, bana Everton maçı vermeyin. Ben orada Carlo Ancelotti diye sallarım dedim. O yüzden Everton maçı vermiyorlar. Hoca böyle mi yönetiyor o takım diye? Çok çok acayip olur gerçekten. Erman çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Serideki performansına sağlık. İzleyenlere
Çok 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 teşekkür ediyoruz seriye gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Yine canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Son sözü Erman'a bırakarak ben herkese çok teşekkür edeyim. Ben de herkesin ilgisine, alakasına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk günden beri çok severek takip ediyorsunuz. Bizler de sizin o enerjinizden aynı şekilde keyifli bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Kendinize de dikkat etmeye lütfen devam edin. Sağlığımız Evet. açısından nispeten daha iyi günlerdeyiz ama henüz her şeyin geçmediğini de görüyoruz. Lütfen çok daha dikkatli olun ve hep birlikte güzel günlere inşallah, daha normal günlere inşallah en kısa zamanda gideceğiz. Sevgiler, hoşça kalın. Evet, tek dileğimiz sağlık tabii ki. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.